Selam arkadaşlar, gözüme takılanlara hoş geldiniz. Bugün de sizlerle farklı bir yemek yapmak, yani mangal etinin nasıl terbiye edildiğini, marina yapıldığını sizlerle birlikte göreceğiz. Ben bunu yıllardır, bundan 5 sene önce yurt dışına gittim, orada gördüm ama gerçekten çok hoşuma gitti. Ben geldiğim zaman hep sürekli böyle yapıyorum. Nasıl yapıyorum diyeceksiniz. Hiç denediniz mi bilmiyorum. Elimde bir tane kivi var. Aradım, zorla buldum bunu. Kiviyi rendeliyorum ben. Terbiye ederken önce başka hiçbir şey katmayın lütfen. Hiçbir şey. Etin tadını asla bozmayın. Sadece bir sıvı yağımızı koyalım, tuzumuzu, biraz pul biberi, ondan sonra az bir şey de kekik atalım, yeter. Çok da böyle abartmadan, kekik zaten fazla attığım zaman tadını bozar bu etin. Nasıl yapıyoruz? Hemen ben kivimi, önce bir tuzumu tuzlayayım önce. Mangalda lokum gibi oluyor. Harika bir şey oluyor. Şimdi pul biberini de biraz atalım. Ben sonra tekrar tadına bakacağım. Yine göz kararı. Ben öyle süslüz sözlerle, ne bileyim, ölçülü şeylerle pek bilmiyorum. Sadece elinizin yaptığınız kıvamla yapın siz. Yine buradan öbür tarafa açayım. Kekiğimizi atalım. Ben çok atmıyorum. Ben bunu atmak istemiyorum. Neyse, şu anda kekiğimi tekrar önce yanlış almışım. Kekiğimi birazcık kekik atıyorum. Çok az bir şey. Fazla atmak istemiyorum. Yağımı da atayım. Bunu güzelce terbiye edeceğim. Yağ olsun ama. Yağ olmazsa hiç güzel olmuyor. Bu etin en önemli şeyi kivi. Lütfen unutmayın. Bu kiviyi muhakkak koyun içine. Ama bu kiviyi koyduğumuz zaman minimum 10 dakika bile kalmasın. Hemen şişlere takıp ya da ızgarada pişirmemiz lazım. Çok kaldığı zaman etin çürüyebilir, yani nasıl desem, bozulabilir. Ama yumuşak kalsın istiyorsanız kivimizi 10 dakika önce korsak yeter. Hemen ben bunu soyuyorum. Bakalım. Böyle 3-4-3,5 kilo kadar etimiz var. Biz bunu ne yapıyoruz hemen? Bir tane kivi yeter. Bir kivi yeter. Çok yumuşak kivi varsa sıksanız bile o da olur. Ben bu biraz sert, onu rendelemek istiyorum. Rendelemek istiyorum. Kivimizi koyup karıştıracağız. Şu anda kivimizi koyduk. Zaten etimizin maksadı kiviyle nasıl terbiye edilir. Biraz sonra şişe taktığım zaman sizlerle tekrar birlikte olacağım. Beklesin bir 10 dakika. Şişe taktığım zaman yine karşınızda olacağım. Şu anda kivimizi koyduk. Zaten etimizin maksadı kiviyle nasıl terbiye edilir. Biraz sonra şişe taktığım zaman sizlerle tekrar birlikte olacağım. Beklesin bir 10 dakika. Şişe taktığım zaman yine karşınızda olacağım. Şimdi sıra, 10 dakika bekledik. Hemen şişlerimizi, etimizi takalım. Nasıl rahat ve güzel takıldığını görün. Bakın ya, bu kadar güzel oluyor. Bu kadar mükemmel. Lütfen deneyin. Hiç bile zorlanmıyorsunuz. Keşke siz de görseniz nasıl takıldığını. Keşke siz de yapıp hemen görseniz. Diyeceksiniz ki gerçekten Fidan Hanım güzel bir şey yapmış, bize de gösterdi diye. Deneyin. Terbiyesi güzel oluyor. Kivili terbiye. Bunu böyle yapalım. Hemen zaman geçirmeden. Çok yumuşak ya. Biz çünkü biliyorsunuz etler gerçekten sert. Onun için duman bastı bizi ama etler harika oldu. Yumuşacık. Biraz evvel yedim. Yumuşacık. İnanılmaz. Deneyim. Hmm.
kiviyi asla unutmayın. Kivi gerçekten yumuşacık yapıyor. Bunu deneyin bir, sonra bana tekrar yorumlarınızda göreceğim nasıl yazdıklarınızı. Benimle kalın, hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.